Enstitüsü Müdürüm, saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına düzenlenen Tarih ve Gelecek Milli Mücadeleden Cumhuriyet adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Eğitim Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Büşra Güven. Programımız Enstitü Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Şaban Çetin'in açılış konuşmalarıyla başlayacaktır. Sonrasında sırasıyla Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız, Kazım Karabekir Vakfı Başkanı Sayın Timsel Karabekir Hanımefendi ve Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Sinan Demirtürk hocamız konuşmalarını gerçekleştirecektir. Öncelikle açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Şaban Çetin hocama vermek istiyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli hocam, çok kıymetli hazurun. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle bir araya geldiğimiz etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türk'ün tarihi zaferlerle doludur. Her zaferin sonucu muhakkak güzelliklerle taşlanmıştır. En son 7 düvele karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kazanılan zaferin taşlanmış hali de Cumhuriyet'tir. Ta ilkokul yıllarında bize öğretilen bir şiirde Cumhuriyet için şu dizeler sıralanıyor. Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet, yüz binlerce şehidin adıdır Cumhuriyet. Daha güzel Evet. nasıl anlatılabilir ki? Bu vesileyle bu uğurda can siparane, cepheden cepheye koşan, canını hiçe sayarak ebediyete kavuşan, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Saygılarımla. Amin, teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız'ı davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kazım Karabekir Vakfı'nın saygıdeğer başkanı Timsal Karabekir Hanımefendi, Teşekkür. değerli rektör yardımcılarımız, kıymetli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz ve Müdür Yardımcılarımız, saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz. Sözlerime başlamadan önce en kalbi duygularımla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Asırlar boyu kök salmış devletimizin Cumhuriyet yönetimiyle taşlandığı yüzyıllık bir onur ve var olma mücadelesinin yıl dönümünü gururla hep birlikte idrak ediyoruz. Devlet kurmak ve onu yaşatmak, kurumlarıyla köklü bir kültürü inşa etmek her milletin başarabileceği tarihi yeteneklerden değildir. Türkler tarih boyunca devlet kurumuna önem vermiş, devlet ebed müddet demiş, medeniyetlere yön vermiş ve imparatorluklar kurmuş büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti köklü medeniyetimizin en güçlü eseridir. Milletimiz için bir ölüm kalım savaşının verildiği yüzyılın başında Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin büyük toprak kayıplarıyla sonuçlanmış, yüz binlerce insanımız cephelerde vatan mücadelesi sonucunda şehadet şerbetini içmiştir. Bu vesileyle vatan için, millet için, bayrak için şehadet mertebesine erişen ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, makamları âli olsun. Çok kıymetli hazirun, milli mücadelemiz yurdumuza sahip çıkma azminin cephelerde şahlandığı bir kahramanlık destanı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. İstiklal mücadelesi veren Türk milleti kadın erkek, genç yaşlı demeden yek vücut halinde birlik olarak topyekün bir kurtuluşa ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin önder kadrosu emperyalizmi Anadolu'da büyük bir yenilgiye uğratmıştır. İstiklal Harbimiz, bugün rahmetle andığımız Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Türkgeldi, Rafet Bele, Rauf Orbay paşalarımız ve isimlerini sayamayacağımız kıymetli asker ve devlet adamlarımızın inanç ve azminin eseri olarak kazanılmıştır. Evet. Çok kıymetli Hazirun, milli mücadelemizin sonucu ve eseri olarak
ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti asker, sivil, kahraman milletimizin ortak ruhunu yansıtmaktadır. Cumhuriyetimizin bir asrına şahitlik eden Ulu Çınar Gazi Üniversitemizin rektörü olarak çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına bu büyük bayramı ve 100 yıllık sevinci kutluyoruz. Üniversitemiz 1926 yılından itibaren Cumhuriyetimizin eğitim kadrolarını, teknik personelini, sağlıkçılarını yetiştirerek 100 yıllık başarı hikayemiz içerisinde saygın bir yerde yer almıştır. Üniversitemiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bilimsel katkılar vermeye devam edecek, başarılarına yenilerini ekleme azminden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Eğitim Bilimleri Enstitümüzün düzenlediği Milli Mücadeleden Cumhuriyete konferansını şereflendiren saygıdeğer Kazım Karabekir Vakfı Başkanımız, merhum Kazım Karabekir Paşamızın değerli kızları Temsal Karabekir Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. Estağfurullah. Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Görevlimiz Doktor Sinan Demirtürk'e verecekleri bilgiler ve kıymetli katkıları münasebetiyle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programı düzenleyen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Şaban Çetin hocamız başta olmak üzere değerli müdür yardımcılarımıza, akademik ve idari personelimize emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Canım sağ olun. Sağ olun. Sayın Rektörümüze kıymetli konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızın bu bölümünde bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Kazım Karabekir Vakfı'nın saygıdeğer başkanı ve aynı zamanda Kazım Karabekir Paşamızın kızı Sayın Timsal Karabekir'e hem hoş geldiniz diyor hem de sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun. Canım, evvela 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında coşkuyla yani ifade edemeyeceğim kadar yüreğim dolu. Yani Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Değerli rektörüm, o kadar hani içten ve her şeyi o kadar güzel söylediniz ki bana esasında pek bir söz kalmadı. Tabii. Ama yani çok önemli Cumhuriyete. Ben Kazım Karabekir arşivinden bir takım fotoğraflarla huzurlarınızdayım. Yani söyleyeceğim sözlerin her biri yani belge niteliğindedir. Şimdi Kazım Karabekir Allah'a şükür ki Allah Türk'ün kurtulmasını istemiş. Başta Mustafa Kemal Paşa'mız olmak üzere o ilahi kadroyu dünyaya göndermiş. Yani hepsinin birlikte dünyaya gelmiş olmaları bu bizim şansımız. Ben babamın hayatından çok uzun konuşmayacağım çünkü vaktimiz herhalde kısıtlı. Ama Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'mıza, İsmet Paşa'mız, Ali Fuat Paşa'mız bütün o değerli kadroyla arkadaşlar daha okul sıralarından Harbi Akademisi'nden arkadaş olan bir kadro. Hepsinin yürekleri vatan aşkıyla. 1881 bildiğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa'mızın doğumu, 1882 Kazım Karabekir. Yani bunlar üç aşağı beş yukarı yaşıt kardeşler. Kazım Karabekir okulunu bitiriyor ve birincilikle bitirdiği için ona bir özellik olarak okulunda kalıp bir derslere devam edip öğretmenlik yapmasını istiyorlar. Evet, o da okulunda öğretmenlik yapıyor ama aklı fikri bir an önce kıtasına gitmek, bir an önce askerlik hayatına başlamak. Ve bildiğimiz gibi Balkan Savaşı, yani Osmanlı'nın en zor, en güç dönemini o kadro beraber yaşıyorlar. Ve Kazım Karabekir hayatında bir tek yenilgiden başka yenilgiye uğramamış. O da çok acı. Edirne savunmasında Karabekir Şükrü Paşa'nın kurmayı fakat Edirne düştüğü zaman bir müddet Bulgarlara esir düşüyorlar. Müzesine inşallah geldiğiniz zaman kendi vecizesini duvarında göreceksiniz. Hür öl, esir yaşama. Esir yaşamanın nasıl bir zul olduğunu bizzat bizlere anlatıyor. Yurduna döndüğü zaman Çanakkale. Mustafa Kemal Paşa'mızla ikisi de yarbay mevkiinde Çanakkale'deler.
ve Kazım Karabekir Çanakkale'de Kerevizdere mevkiinde Fransızlarla savaşmakta. Ama burada bir de hatırlatma yapmak istiyorum ki hiç yüreğimizden çıkmayan o acıyı Sarıkamış. Biz çok acı bir Sarıkamış tecrübesini ızdırapla geçirmiş bir milletiz. Yani Sarıkamış'ta o kadar şehit vermeseydi Osmanlı, Çanakkale'de belki onlar savaşacaktı. Türk'ün askeri olarak. Onlar maalesef şehadet şerbetini içtikleri için o sene hiçbir okul mezun vermedi. O gencecik evlatlar okullarını bırakıp Çanakkale'ye savaşmaya geldiler. Yedi düvele karşı. Ve Mustafa Kemal Paşa'mızın şu emri yüreğimi her an heyecanla donduruyor. Ne diyor ki? Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dediği zaman o gencecik evlatlar gül bahçesine girer gibi ölüme gidiyorlar ve bizler ölüme giderken diğer kadrolar gelecek, bizlerin yerini alacağız diye şerefle şehit oluyorlar. İşte Kazım Karabekir yarbay mevkiiyle Fransızlarla savaşmakta. Daha sonra Karabekir'i Kutulamare Irak cephesinde terfi etmiş. terfi etmiş olarak görüyoruz. Albay Kazım Karabekir İngilizlerle Kutulamare'de savaşıyor. Ama esas Kazım Karabekir'in yetimler babası Şarkın Fatih'i unvanını haklı yere alması yurdumuzun doğusunda. Burada kendi çizdiği bir haritayı göstermeye çalışacağım. Erzurum, Erzincan, Sarıkamış, Kars ve ötesi dediği kurtardığı yerler. Çok acılar yaşanmış, çok ızdıraplar yaşanmış. Orada gözünün gördüklerini sizlere anlatmak, yüreğinizi çok acıtmak istemiyorum ama Kazım Karabekir öz cümle diyor ki Brest-Litovsk anlaşmasıyla Ruslar yurdumuzu terk ediyorlar ve silahlarını, o ağır toplar, tanklar vesaireyi Ermenilere bırakıyorlar. Ve Kazım Karabekir öz cümle diyor ki benim doğuda gördüklerimi Allah hiçbir göze göstermesin. O kadar büyük acılara, o kadar ızdıraplara şahit oluyor ki. Erzurum'u kurtarıyor, Erzincan'ı kurtarıp Erzurum'a geliyor, Sarıkamış'ı kurtarıyor. Sarıkamış vatanına kavuşuyor ve burasını bir çocuk kasabası haline getirdim diyor. Orada kurtardığı evlatları eğitmeye başlayacak. Kars'ı kurtarıyor fakat aklı daha sonra dediğim Nahçıvan'da. Kazım Karabekir Nahçıvan'ı da Hüseyin Cavit Bey ile beraber kurtarıyorlar ve Kazım Karabekir İran'a geçiyor ki oradan Bakü'ye geçebilsin, oradaki canlarımızı kurtarsın. Tebriz'deyken emir geliyor. Mondros Ateşkes imzalandı, geri dön. İstanbul'a geri dönmek ona ters bir şey olarak geliyor ama emirdir, dönecek. Bütün komutanların İstanbul'da toplanmaları tehlikeli olabilir diyor. Ve İstanbul'a anca deniz yoluyla gidecek. Batum'da, hatta diyor ki Batum'da buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım. Mustafa Kemal'e ilk hediyelerimdir der o Japon topları için. Ve deniz yoluyla Kazım Karabekir İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman acılara rastlıyor. En büyük acısı Tarabya önlerinde bir Türk gemisinde İngiliz zabitin Türk zabitine emir vermesi. Türk'ün bayrağını indir, yerine İngiliz bayrağı çekeceksin. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim diyor Karabekir. Ve o sıralarda gözünün gördüğü yabancı zırhlılar padişahın sarayına mevzilemişler toplarını ve İstanbul zapt edilmiş. Bu yemini ettikten sonra diyor tek dağbaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağım. Bu yemini ettikten sonra artık bu gördüğüm gemiler gözümde bostan korkulu niteliğindeydi. Hiç değeri kalmamıştı.
Ve Kazım Karabekir İstanbul'a geldiği zaman gördüğü manzaralar bunlar. Silahlı İngiliz askerler Beyoğlu caddelerinde, Galatasaray Lisesi'nin önünde Fransız askerler. Hatta burada gördüğünüz atına binmiş zat bir Fransız general, General Desper, Fatih Sultan Mehmet'i taklit etmekte. Tophane'den bindiği atıyla Beyoğlu caddelerinde. Türk'ün şerefi, Türk'ün bayrağı yerlerde sürükleniyor. Başta padişah olmak üzere bütün Türk halkı esir konumunda. Kazım Karabekir'in anılarından önemli bir anısı. Diyor ki İstanbul'a gelir gelmez Harbiye Nazırı Abdullah Paşa'ya çıktım. Paşam dedim, ben doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim. Niçin bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Abdullah Paşa'nın cevabı, bunlardan haberim yok Kazım. Kendi imkanlarıyla bastırıyor. Bir Fransızca olarak ecnebiler de bilsin neler yaşadığımızı. Bir de Osmanlıca eski yazıyla iki risale bastırıyor. Daha sonra Genelkurmay bunları kitaplaştırdı. Yani bugün Genelkurmay'ın kitaplarında. Ve Kazım Karabekir Mustafa Kemal Paşa'mızı ziyarete gider. Mustafa Kemal ufak bir kulak ameliyatı geçirmiş, hasta yatmakta. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e der ki, İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz paşam. Kurtuluşun anahtarı doğudadır, doğuya gel. Ben 15. Kol Ordu'nun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kol ordumla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa'mızın cevabı, İyi olur olmaz size mülaki olacağım. Ve Karabekir vedalaştıktan sonra Gülcemal vapuruyla karayolu olmadığı için gene deniz yoluyla Trabzon üzerinden Erzurum'a gidecektir. 19 Nisan 1919. Kazım Karabekir Trabzon'a çıkar. Trabzon'a çıktığı anda dudaklarından şu sözler dökülüyor. Şu andan itibaren olay Mehmetçiğin namlusunun ucundadır. Ben ve ordum ölümümüz bahasına milletin hakkını millete vermeye geldik. Karabekir görev yerine gider. Mustafa Kemal Paşa'mız İstanbul'dan Samsun'a gidecektir. Pardon. Fakat İngilizler padişaha diyorlar ki eğer en ufak bir Türk ayaklanması, bir silahlanma olursa orayı da zapt ederiz. Ve padişah bu korkuyla Mustafa Kemal Paşa'mıza şu emri veriyor. Samsun'a git, Türklerin ayaklanmasını bastır, silahlarını topla. Ve Mustafa Kemal Paşa'mız İstanbul'dan Samsun'a giderken ne kadar büyük bir acı, nasıl bir bu pasaportu gençler özellikle hiçbir zaman unutmayacaksınız. İstanbul'dan Samsun'a giderken İngiliz'in verdiği geçiş kartı yani pasaport. Kendi vatanında bir yerden bir yere giderken İngiliz izin verirse gidebileceksin. Mustafa Kemal Paşa'mız Samsun'a çıktığı zaman öyle padişahın emriyle Türk'ü bastırmak böyle bir şey katiyen aklından bile geçmiyor. Ve hepimizin bildiği gibi Amasya genelgesi vatan bir bütündür, bölünemez, millet bir bütündür, bölünemez mesajını veriyor. Fakat bu sözler İstanbul'da yankılanınca İngilizler çok sinirleniyorlar. Biz onu Türk'ü bastırsın diye izin verdik. O Türk'ü yüreklendiriyor. Aciz olan padişaha baskı yaparak derhal Mustafa Kemal'in tutuklanmasını isterler. Ve padişah bu emri Kazım Karabekir'e verir. Derhal Mustafa Kemal'i ve Refet Bele'yi tutuklayacaksın, derdest edip İstanbul'a göndereceksin. Bugün Kazım Karabekir arşivlerinde emirler ve cevaplar bulunmakta ve Kazım Karabekir saraya red cevabı yazar. Hayır der, ben Mustafa Kemal'i, Refet Bele'yi tutuklamam, onlar bu vatan için çalışmakta. Mustafa Kemal Paşa'mız tedirgindir. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelir. Kazım Karabekir kendisini Ilıca mevkiinde askeri bir törenle karşılar. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız tedirgindir.
padişahın verdiği emri bilmektedir. Ve hepimizin çok iyi bildiği gibi o 8 Temmuz günü telgraf başında saraya askerlikten istifa ettiğini bildirir. Artık Mustafa Kemal Paşa'mız sivil bir insan. Erzurum'da bir konakta misafir ediliyor. Rauf Orbay ile bir o konağın salonunda otururlarken en güvendiği kurmayı Kazım Dirik kendisini ziyarete gelir. Paşam der, istifa ettiniz. Bundan böyle kimden emir alacağım? Elimdeki dosyaları kime vereceğim? Yani sen artık yoksun demekte. Çok meyus, çok üzgündür Mustafa Kemal Paşa'mız. O sırada yaveri Cevat Abbas heyecanla içeri koşar. Paşam der, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte. Anılarında Rauf Orbay, Mustafa Kemal bir an sarardı diye yazar. Her şey buraya kadarmış Rauf, milli mücadele başlamadan bitecek. Biliyor Karabekir'in aldığı emri, gelecek onu tutuklayacak ve her şey bitecek. Kapı açılır, içeriye Kazım Karabekir girer. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'mızın karşısında sert bir asker selamı çakar ve paşam der, dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla emrinizdeyim. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı birbirlerine sarılırlar. İşte o gün o konakta İstiklal Harbimiz kazanılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. Ve hepimizin bildiği gibi Erzurum Kongresi, bunu Sivas Kongresi takip edecektir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi şanla şerefle açılacaktır. Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir'i çok fazla sahnede göremiyoruz. Çünkü bütün altyapıyı hazırlamasına rağmen kongre sivil bir kongre, Karabekir asker. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'mızı da Erzurumlu çok iyi tanımadığı için onun başkan olmasını sağlıyor ve kongrede kararlar alınıyor. Bu kongreyi Sivas Kongresi takip ediyor ve Sivas Kongresi'nden sonradır ki şunu da mutlak göstermek istiyorum. Anadolu'ya ilk çıkan beşler. Kazım Karabekir 15. Kolordu. Ali Fuat Cebesoy 20. Kolordu. Mustafa Kemal Atatürk. Rauf Orbay, Refet Bele. Rahmetli Cemal Kutay onlara beşi bir yerde altınlar derdi. Anadolu'ya ilk çıkan beşler. Emrindeyim paşam. Anını vakfımız silikon heykellerle o konağın odasına o heykeller canlı gibi gayet de o günü anımsatan ölümsüzleştirdi emrindeyim paşamı. Ve Sivas Kongresi sıralarında bunu da mutlaka göstermek istiyorum. Erzurum'a Sivas Kongresi'nden sonra General Harbord, Amerikalı bir general, Ermenilere Türkler nasıl davranmış diye rapor yazmak üzere görevlendirilmiş ve Erzurum'a geliyor. Kazım Karabekir'le görüşecek. Ermenilerden bir takım Ermeni, yani çocuk gençler onun etrafına gidip yani Türkleri şikayet etmek üzere herhalde bir şeyler yapıyor. Kazım Karabekir sadece ona Alaca raporunu veriyor. Bu Alaca raporunu bugün Alaca, Erzurum kazası olan Alaca'nın girişinde pirinç üzerine sözler yazılmıştır. Şöyle okuyacağım. Diyor ki Alaca köyünde cenazeler insanın aklını oynatacak bir haldeydi. Bütün çocuklar süngülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış, gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğer ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görünüşler Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmişti. 10 Mart 1918 Kazım Karabekir 1. Kafkas Kolordu Komutanı. General Harbord bu raporu alıp okuyunca çok şaşırıyor. Gözleri yerinden oynuyor. Nasıl olur diyor. Yani Ermeniler Allah'a iman eden, Hazreti İsa'ya iman eden yani bir topluluk. Bunlar nasıl bu kadar canavarlaşabilir diye çok şaşırıyor. Ve aynen General Harbor'un sözlerini naklediyorum. Erzurum'a gittim, olay yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır.
Bu 24 Nisan Amerikan Senatosu sunduğum rapordur. Yani bugün Amerikan arşivlerinde bu sözler var. Olmasına rağmen bir Amerikan başkan kalkıp o çirkin lafları telaffuz edebiliyor. Onun bakmamasına, görmemesine imkan yok ama akıl alır gibi değil. İşte bu General Harbour'un raporu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920. Ve ne kadar hoştur ki Atatürk o günü çocuklarımıza bayram olarak veriyor. Dünya üzerinde böyle bir çocuk bayramı yok. Hakikaten bizim evlatlarımıza ne kadar değer verildiği, o gençlere ne kadar güvenildiğini de biz biliyoruz. Meclisin açıldığı zaman bizim gözümüze gösterilen böyle bir harita. Sel haritası. Koca Osmanlı topraklarından sadece Ankara ve etrafı Türkiye yeter. Şu kadarcık yer Türkiye yeter. İngiliz'e, Fransa, İtalya'nın İstanbul'u zapt etmiş. Bütün doğuyu Ermenilere peşkeş çekmek üzereler. Ve bütün güneyi Fransızlar, İtalyanlar, Ermeniler zapt etmek üzereler. Sadece Ankara ve etrafı. İşte yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli kararı Kazım Karabekir'in ordusuna düşmanı püskürtme emri verir. Çünkü Kars'ı kurtarmasına rağmen Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes sıralarında tekrar Ermeniler Kars'ı zapt etmiştir. Ve Kazım Karabekir'in kol ordusu düşmanı püskürtür. Burada Kars'ın kurtuluşunu görüyoruz. Buradaki Ermeni komutanlar kılıçlarını Kazım Karabekir'e vermek üzereler. Şanlı bayrağımız Kars Kalesi'nde dünya durdukça dalgalanacaktır. Kars'ın kurtuluşundan sonra bu üç basit görünümlü kalem bir dakika. Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmalarını imzalayan kalemler ve o anlaşmalar neticesinde bugünkü sınırlarımız çizilmiştir. Dolayısıyla Kars'ın kurtuluşundan sonra da komutanlar müşterek olarak Kazım Karabekir'e bir veda ve vaat mektubu veriyorlar. Diyorlar ki bundan böyle hiçbir Ermeni ne kötü nazarıyla ne silahıyla Türk'e karşı gelmeyecektir. Ama Ermeniler sözünü tutmadılar. Bizim dışişleri mensuplarımıza, daha sonra da Azerbaycan'daki Türklerimize çok eziyet ettiler. Ve Kazım Karabekir Kars'ın kurtuluşundan sonra o düşmandan aldığı toptu, tüfekti, bir sürü tank vesaire Büyük Taarruzcu Mustafa Kemal Paşa'mıza gönderiyor ve bizim İstiklal Harbimizin bir benzeri daha dünya üzerinde olmamıştır. Değerli rektörümün söylediği gibi kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu tek vücut olarak İstiklal Harbimizde, vatanımızda vatanın harcına kanlarını vermişlerdir. Bazı öldükten sonra insanları görüyorsunuz, erkek üniforması içinde kadın askerlerimiz de var. Hiçbiri canını vermekten kendine alıkoymamış. Burada komutanlarımızı bütün halde görüyoruz. Atatürk, yanında Karabekir. Sadece İsmet Paşa'mız burada yok. Çünkü o sıralarda Lozan'da bulunuyormuş. Hatta bu resimde Lozan'a, yani bizim askerimiz diye gönderilmiştir. Amerika'da da bazı mecmualarda kapak yapmıştır. Bir avuç Türk diye. Bu evlatlar perişan haldeler. Ana baba yok. Üst baş perişan. Ve Kazım Karabekir bu çocukları topluyor. 6.000'den fazla erkek, 2.000'den fazla kız evlat ve onları himayesine, kol ordusunun himayesine alıyor. 3 ay sonralarını görüyorsunuz. Gürbüzler ordusu olarak karşımızdalar. Ve hepsi vatanı uğruna canını vermeye hazır evlatlar. Karabekir onları Sarıkamış'ta eğitiyor. İstidatları doğrultusunda. Mesela asker olanların içinden
Cemal Tural Paşamız, eski Genelkurmay Başkanımız o evlatlardan. Sabri Koçak Paşamız o evlatlardan. Çoğuyla tanıştım ama günümüzde hayatta kalan kalmadı. Dolayısıyla o çocuklar Varlık Gazetesi'ni çıkaran, Sarıkamış'ta Varlık Gazetesi'ni çıkaran yetim evlatlar, Gürbüzler ordusu. Evlatlarını alıyor İstanbul'a getiriyor. Bu İstanbul'da bu çocuklarımız Ankara'ya götürüyor. Ankara'da Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın huzurunda marifetlerini sergileyip çok övgü alıyorlar. İşlerinden ilaç hazırlayan, tıbbiyeyle uğraşan, tıpla uğraşan evlatları. Bu evlatlar, çünkü babalar da şehit olmuş. Dolayısıyla bu evlatlar ufak tefek ameliyat yapacak kadar bilgilenmişler. Orduya tayinlerini yaptırıyor. Sarıkamış'ı bir çocuk kenti haline getirdim diyor. Hatta şu gördüğünüz gölü iki akarsuyun kapatarak Bebek Gölü diye bu gölü yapay olarak yapıyor. Çocuklar yüzme öğrensin, kürek çeksin diye. Yani su kültürünü de vermek istiyor. Adını Bebek Gölü koyuyor. Çünkü aldığı evlatların içinde kundak bebekleri bile var. Ve bu beyefendi sağlıklı günlerinde bize geldiği zaman elinde bu eski yazı böyle saklamış onları bize gösterdi. Şefik Tutkavul Bey, doktor, albay doktor Şefik Tutkavul. Ve diyor ki Kazım Karabekir bize ödev verdi. Sarıkamış'ta 4. sınıfı okumuş. Diyor ki Kazım Karabekir bize ödev verdi. Renkli kağıtlardan kesip eski yazı Yaşasın Cumhuriyet yazın 1919 yılında. Dolayısıyla bir milletin kükreyişidir bizim İstiklal Harbimiz. Ve bunun yanı sıra da Ermenilerden 3000'e yakın çocuk anasız babasız kalmış. Karabekir onları da topluyor. Onlara da babalık ediyor. Yalnız kendi evlatlarının içine almıyor. Savaşmış iki toplumun çocukları kin gütmesin diye onları ayrı yetiştiriyor. Trabzon'da Amerikalıların açtığı bir yetimhanede onlara da babalık ediyor. Bugün müzesine gelirseniz duvarında o çocukların yaptığı bir Karabekir Karakalem portresi göreceksiniz. Altındaki yazı çarpıcı. Diyor ki yetimler babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri kahraman asker imza Ermeni yetim evlatlar tarafında. Yani o Ermeni çocukların bize o çirkin iftirayı atanlara tokat gibi bir yazısıdır. Yetimler babası Kazım Karabekir sözünün altındaki imza. Evet, bizim son düşman atıldıktan sonra yurdumuzdan Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet Türk'ün hakkı olan bir rejim. Kul olmaktan vazgeçiyorsunuz. Padişahın kulu olarak değiliz. Artık kendi kendimizi idare ederiz diye Cumhuriyet Bayramımız ve 100. yılında çocuklarımızı coşkuyla bayramımızı kutlamaya sadece çocuk değil her yaşın gencini mutlaka o coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya davet ediyorum ben de. Ben 82 yaşında bir Cumhuriyet çocuğuyum. Zor günleri yaşadım mı? Yaşadım. Fakat Allah'a şükür ki Cumhuriyetimiz bizi gerçekten Türk'ün layık olduğu bir rejim şekli olarak sarmaladı. Ve ben son olarak şunu demek istiyorum ki, beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak, hizmet etmek borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Dolayısıyla biz vatan konusunda her zaman olduğu gibi tek bilek, tek yürek birbirimize kanatlanacağız, kenetleneceğiz ki günümüzde de çok lazım olan o kenetlenme. Dolayısıyla sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlarken bayramımız kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklarınızla, hatıralarınızla bizleri derinden etkileyen bu konuşmalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ise değerli hocamız Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Sinan Demirtürk hocamızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz, buyurun. Sayın Rektörüm,
Değerli Timsah Karabekir Hanımefendi, kıymetli büyüğümüz, bugün bizi şereflendirdiniz. Çok da güzel, müstefit olduğumuz bir konuşma yaptınız. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz, değerli müdür yardımcılarımız, kıymetli akademik ve idari personelimiz, saygıdeğer öğrencilerimiz, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak ifade edilişinin 100. yılını da coşkuyla kutlayacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdiden her birimizin bu 100. yıl coşkusunu paylaşıyor ve kutluyor. Değerli dinleyenler, saygıdeğer hanımefendi, Türkler devlet kurma konusunda, devletler oluşturma konusunda yetenekli, maharetli milletlerden birisi olarak görülmüştür. Bu yönüyle büyük tarihçiler Türk milletini tavsif ederken onu bir ordu millet veya devletler kurabilen bir teşkilatçı millet olarak tarif ederler. Ben bunu merhum Kazım Karabekir Paşamızın eserlerinde de bir tarihsel görüş olarak okumuş birisiyim. Devlet kurma maharetidir ve bir anlamıyla istiklal mücadelesi verirken, istiklallerini muhafaza ederken ordu millet olmak. Orduyla milletin, orduyla devletin bütünleşmiş olduğu bir tarihsel karakter. Eğer Türklerin kurmuş olduğu devletleri ve medeniyeti genel olarak tarif edecek olursak, devlet kurma yeteneğine ve bir anlamıyla ordu millet ilkesine ve idealine bağlı devletleri ve büyük tarihi görebiliriz. Bu yönüyle bizim bozkır medeniyetimizin, İslamiyet öncesinde Türkistan'da meydana getirmiş olduğumuz büyük medeniyetin bugün Anadolu'ya kadar gelmiş olan, yani Asya Hunlarından, İskitlerden bugün 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bir devletler ve tarihi silsile incelendiğinde bir yönüyle 29 Ekim 1923'te ilan edilmiş olan Cumhuriyet düşüncesinin, Cumhuriyet değerinin ve kavramının bu Türk devlet geleneğinin de bir eseri olduğunu görebiliriz. Türkler bir yönüyle Cumhuriyet idaresine ve halkın katılımının esas olmuş olduğu halk idaresine ve iradesine yatkın bir millettirler. Bu Türk devlet geleneğinin bir tezahürü olarak ortaya çıktı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde yüksek Türk kültürünün olduğunu vurgulayarak üzerinde durmaya çalıştığım bu devlet kurma telakkisine, devlet anlayışına büyük önemli vurgu yapmaktadır. Değerli dinleyenler, hem Selçuklu İmparatorluğu hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Birinci Cihan Harbi neticesinde ve sonrasında küllerinden doğmayı becermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Devleti, Ulus Devleti hiç şüphesiz ki Anadolu'da, Ön Asya'da kurmuş olduğumuz devletler silsilesinin, devletler geleneğinin en önemli halkalarını oluşturmuştur. Bilindiği gibi, saygıdeğer Karabekir Hanımefendi'nin de ifade ettiği gibi, Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Türklerin coğrafyasını kontrol altına almak isteyen bir büyük paylaşım savaşı olarak ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı Türk boğazlarını, Birinci Dünya Savaşı Arap Yarımadası'nı, Orta Doğu'yu, Hindistan yolunu, İran'ı ve Balkanları ve Kafkasya'yı kontrol altına almak isteyen emperyalist bir bölüşüm savaşı olarak cereyan etti ve hedefinde ve merkezinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yer aldığı bir yönüyle şart meselesi olarak tarif ettiğimiz, Doğu sorunu olarak tarif etmiş olduğumuz ve Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamayı, Türk'ün bu coğrafyadaki siyasi hakimiyetini ortadan kaldırmayı hedefleyen büyük bir mücadele olarak ortaya çıktı. Bir temel vurguyu yaparak 29 Ekim 1923'ün tarihsel zeminini doğru anlamının mümkün olduğu kanaatini taşıyor. Birinci Dünya Savaşı tarihçiler için bizim askeri olarak yenildiğimiz bir harp olarak tarif edilemez. Yalnızca Mustafa Kemal Paşa'nın, yalnızca bugün adını rahmetle zikrettiğimiz Kazım Paşa'nın asker olarak vazife aldıkları cephelerdeki vaziyetleri ve zaferleri bile göz önüne alınsa, Birinci Dünya Savaşı'nın bizim için bir askeri mağlubiyet değil, ancak bir siyasi sonuçları bakımından bir yenilgi ve zikretmeye çalışmış olduğum bu büyük paylaşım savaşının sonucunda meydana gelmiş olan Mondros ve Sevr'i ortaya çıkartmış olan
bir hezimet olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Çanakkale muharebeleri tarihin görmüş olduğu en önemli askeri zaferlerden birisidir ve bugün İngiltere'nin tarihine, bugün Fransa'nın tarihine bir utanç vesikası olarak girmiştir. Yine Kimsel Hanım'ın da ifade ettiği gibi Kutul-Amare'deki Irak cephesindeki büyük başarı büyük bir İngiliz kol ordusunun esir alınmasına sebebiyet verdi. Çok tartışılmış olsa bile Sarıkamış harekatında bile Türk ordusu önemli bir ileri harekat gerçekleştirdi. Hem Köprüköy'de hem de Bardız'da Rus ordusunu mağlup etti ve Rus ordusuna ağır kayıplar verdi. Aynı şekilde Kafkas İslam Ordusu 1918'de Bakü'yü İngiliz ve Ermeni işgalinden kurtardı ve yine Kazım Karabekir Paşamızın da içerisinde yer aldığı aynı kol ordu İran içlerine kadar, Tebriz'e, Tahran'a kadar ilerleyerek Mondros Mutarekesi söz konusu olduğunda Kafkasya'da Doğu Harekatı'nı başarıyla ifa etti. Galicia'da da önemli başarı elde ettiğimiz gibi Kanal'da ve Süveyş'te de her zaman yenilgiyle düçar olduğumuz sonuçlar elde etmedi. Büyük ölçüde ordumuz diri kaldı. Büyük ölçüde ordumuz İngilizleri ve Fransızları yurt sathına yaklaştırmadı. Daha sonra 1920 yılı itibariyle cereyan edecek ve milli mücadele önderlerinin hattını çizmiş olduğu Misak-ı Milli hudutları, Misak-ı Milli çerçevesi çok büyük ölçüde Mondros Mutarekesi'nin imzalandığı gün itibariyle Türk ordusunun, Türk ordularının, kol ordularının bulunmuş olduğu hattı ve sınırları ifade ediyor. Yani Tebriz'deydik, Halep hattındaydık, Münbiç'teydik, Batı Trakya'daydık, Batum'daydık. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Kızıldeniz hattının bir bölümünü, Anadolu'nun tamamını kontrolümüz altında bulunduran, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman ahaliyi, Müslüman Türk kitleyi çok büyük ölçüde ordumuzun muhafaza ettiği ve korumuş olduğu az bir yenilgiyle, yani askeri olarak büyük bir yenilgiye düçar olmadığımız bir geri çekilişle karşı karşıyayız. O bakımdan Birinci Dünya Savaşı benim bireysel yorumum da olabilir. Bir yenilgi olarak tarif edilmemeli. Birinci Dünya Savaşı daha sonra bugün konuşacağımız Türk Milli Mücadelesi'nin kolay örgütlenmesine, İstiklal Harbimizin kolay vücuda gelmesine, devlet ve millet gruplarının devlet yöneticilerinin, askerlerin ve halkın ileri gelenlerinin ve önderlerinin ortak iradesiyle topyekun bir mücadeleye dönüşmesinde çok büyük etki yarattı. Bu yönüyle Çanakkale muharebeleriyle, Kutul Amare ile, Sarıkamış'la ya da Bakü harekatıyla Sakarya Meydan Muharebesi arasında bir tarihsel kopukluk söz konusu değildir. Bunların arasında bir kategorik ayrım yoktur. Çünkü şöyle bilinmelidir. Bizim milli mücadelemiz Birinci Dünya Savaşı'nın devamı niteliğindedir. Çünkü Almanlardan farklı olarak, Avusturya Macaristan İmparatorluğundan farklı olarak, Bulgarlardan farklı olarak biz üzerimize dikilmeye ve biçilmeye çalışılan kefeni, gömleği kabul etmediğimiz için silah sarıldık. Milli mücadeleyi inşa ettik. Bir dirilişi ve İstiklal Harbi'ni ortaya çıkardık. Bu yönüyle Birinci Dünya Savaşı'nın net bir devamı olarak, ayrılmaz bir parçası olarak İstiklal mücadelemizin sürdüğünü anlayabiliriz ve yine hem Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı önemli eserini hem Kazım Karabekir Paşa'mızın İstiklal Harbi günlüklerini, İstiklal Harbi Muzaffer adlı önemli eserini ve yine paşaların ve devrin önemli askerlerinin kıymetli hatıralarını ve mecmuaları birinci el kaynakları incelediğimiz ve irdelediğimiz zaman Türk Milli Mücadelesi Türk toplumunun, Türk milletinin bigane kaldığı, uzak kaldığı bir harp değildir. Değerli hanımefendi, takdirlerinize sunarak ifade etmek istiyorum. Miskinlerin veya hainlerin kol gezdiği bir Anadolu görmüyorum ben tarih okuduğum zaman 1919'da, 1920'de. Çok büyük ölçüde Mustafa Kemal Paşa'yı, Kazım Karabekir Paşa'yı, Rauf Bey'i, Refet Paşa'yı kısa süre içerisinde desteklemeye başlayan ve Anadolu'nun her yerinde çoban ateşleri gibi kongreleri toplamak suretiyle kongrelerden Ankara'daki meclisin meşruiyetini vücuda getirmiş olan ve kısa süre içerisinde dağılmamış olan Mondros Mutarekesi hükümlerine rağmen silah bırakmayan askeri birliklerimizin üzerinden inşa almış olan bence sistematik planlı devlet ve milletin bir arada vücuda getirmiş olduğu büyük büyük harekat söz konusu. Milli mücadele sizin de ifade ettiğiniz gibi
dünyada hiçbir ulusun, hiçbir milletin ifade edemeyeceği, ortaya koyamayacağı bir tarihsel başarı hikayesini de ifade ediyor. Çünkü pek çok ulusal bağımsızlık savaşından bahsedebiliriz, pek çok işgale karşı direnişten bahsedebiliriz ama bizim milli mücadelemiz gibi tarihsel devamlılığı olan Ankara ve İstanbul arasındaki bağın hızlı bir şekilde sağlandığı, askerlerin ve sivillerin bir arada olduğu, gençlerin, yaşlıların bir arada olduğu, bir anlamıyla sarıklısıyla, kalpaklısıyla, sosyalistiyle, milliyetçisiyle büyük ölçüde İstiklal ruhunun, kurtuluş iradesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin perspektifinde bütünleşmiş olduğu bir mücadeleye ben rastlamadım tarih okuması içerisinde. Ve öyle bir milli mücadele ki Anadolu'da yanmış olan bu istiklal ruhu sadece Anadolu'da bir işgal yok malum haliniz. İngilizler Hindistan'da büyük bir işgal gerçekleştirmiş durumda. Hindi Çin'inde, Güneydoğu Asya'da, Arap Yarımadası'nın tamamında, Afrika'nın kuzeyinde ve Afrika'nın belli bölgelerinde ve Güney Amerika'da neredeyse bugünkü dünyanın üçte ikisi emperyalizmin tesiri altında sömürge ülkeleri mahiyetinde. Türk ve İslam yurtları Rusya'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın boyunduruğu altında. Türk milli mücadelesi yalnızca Anadolu'daki Türkleri ve Müslümanları ilgilendirmiyor. Bütünüyle Türk dünyasını, bütünüyle İslam dünyasını ve sömürgeler dünyası haline getirmiş olan bütün mazlum milletlerin geleceğini ve kaderini belirliyor. O kadar sistematik ve topyekün ki İstanbul'daki irade ya da Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki irade yüz binlerce Hindistan Müslümanını, Hintliyi ya da yüz binlerce Açeli'yi, Endonezyalı'yı İngilizlere karşı sokağa dökebiliyor. Büyük protestolar meydana getiriyor. Aynı zamanda Türk'ün istiklali, Türk milletinin istiklal mücadelesi, bütün Türk ve İslam yurtlarında emperyalizme karşı bir başkaldırıyı ve 1940'lı yıllara gelindiğinde bu ülkelerin sırasıyla istiklallerine kavuştukları ve büyük ölçüde Mustafa Kemal Paşa'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir model, Türk milli mücadelesini bir model olarak kabul etmiş oldukları, yeni devletleri ve rejimleri kurmaya başladıkları yepyeni bir döneme, yepyeni bir iklime kavuşturmuş oldu. Bu yönüyle Türk milli mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ön sözü mahiyetindedir. Türk İstiklal Harbi Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olmuştur ve eğer bugün bu cumhuriyet, bu devlet 100 yılı, bir asrı başarıyla geride bırakabilmişse bu hiç şüphesiz ki Türk milli mücadelesindeki ortak ruha ve iradeye bağlıdır. Ne diyor yine Gazi Mustafa Kemal Paşa? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir. Ben şöyle yorumluyorum. Türk milli mücadelesini birlikte veren kitlelere, unsurlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türk milleti kavramı yüklenebilir. Yani Çanakkale'de, Sakarya'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Kore Savaşı'nda, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dün ve bugün ortak bir kader birliği yapmak suretiyle vatanı için yeri geldiğinde kan dökmeyi bilmiş, emek vermeyi bilmiş olan halka Türk milleti denir diye okuyorum, anlıyorum. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti sosyolojik temelinde Türkiye Cumhuriyeti milletleşme alanını, milletleşme değerini çok büyük ölçüde Birinci Dünya Savaşı'nda ve milli mücadele sırasındaki cephelerde ve harekatın içerisinde dokudu ve yaşadı. Bu yönüyle 29 Ekim 1923'te 1921 anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na Türkiye'nin yönetim şekli cumhuriyettir maddesinin eklenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir rejim olarak, bir yönetme biçimi olarak ilanı ve ihdası hiç şüphesiz ki 100 yılını geride bırakmış oldu. Bu muazzam bir coşku meydana getirdi. Çünkü zaten Türkiye'nin bir halk idaresiyle karşı karşıya olduğu biliniyordu. 1920'den itibaren artık Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hakimiyetin bilâ kaydüşart Türk milletine ait olduğunu deklar etmiş, adı konmamış bir cumhuriyet idaresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yasama, yürütme ve yargı erkini bütünleştirmiş olan adı konmamış bir cumhuriyet idaresiyle tamamıyla milli mücadeleyi ve devletin işleyişini halkın iradesine teslim etmiş. Bu yönüyle 29 Ekim 1923 devletteki devamlılık prensibini ortadan kaldırmadan Türklerin Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu, Asya Hunları, Karahanlılar, Gazniler ilişkisi içerisindeki
devletler silsilesini ve bağını, kurumsal ilerleyişini, askeri mantığını, toplumsal kimliğini ve zihniyetini ortadan kaldırmadan bir devamlılık tezi etrafında meydana getirilmiştir. Bu çok tartışmaya açık bir konuda sosyal bilimciler arasında. Siyaset dünyasını da ikiye bölmüştür. Hep Osmanlı İmparatorluğu'yla bizim Cumhuriyetimiz arasında tarihsel bir ayrılık oluşturmak istenmiştir. Hep İmparatorluğumuz ve Cumhuriyetimiz öncesindeki tarihsel kesitte Cumhuriyet devri arasında kategorik bir ayrım meydana getirilmek istenmiştir ki bu tarihe ideolojik yaklaşmaktır. Bu tarihe politik saplantılar çerçevesinde yaklaşmaktır. Bu böyle olmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın milli mücadele meselesinde devamlılık tezi üzerinde durduğumuz gibi aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet arasında da devamlılığı, sürekliliği arz eden kurumsal bir bütünleşme söz konusu olmuş. Çünkü İngilizlerin 1920 senesinde dağıttıkları son Osmanlı Meclisi Mebusanı, yani son Osmanlı Parlamentosu dağılır dağılmaz Mustafa Kemal Paşa'nın yapmış olduğu çağrıyla mebusların önemli bir bölümünün Ankara'da toplandığı ve yerlerine yeni mebusların seçilmek suretiyle 1920'de dağıtılmış olan bu meclisin görüşmekte olduğu son kanunun, son kararın yine 24 Nisan 1920 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığı İstanbul ve Ankara arasında bizim parlamento ve anayasa geleneği bakımından bir kopukluğa müsaade etmediğimiz, askeri gelenek bakımından kopukluğa müsaade etmediğimiz, hukuki anlayış bakımından kopukluğa müsaade etmediğimiz, hatta ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Lozan görüşmeleri sırasında da ortaya çıkmıştır. Hiçbir şekilde Cumhuriyet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını ve tarihsel ithilaflarını dahi reddetmediği, bunu 1950-1960'lı yıllara kadar üstlendiğini, sahiplendiğini ve bir milli devlet olarak, bir ulusal devlet olarak nasıl bir coğrafyanın içerisinde bulunduğunu, güçlü bir imparatorluğun bakiyesi olarak varlığının ne anlama geldiğini terennüm etmiş olan bir cumhuriyettir. Bu yönüyle milli mücadelemizin cumhuriyetin sürdürülmesinde çok büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Ve cumhuriyet fikri yalnızca Anadolu'da yaşayan Türkler için geçerli bir düşünce değildi. Özellikle 19. yüzyılın başından itibaren Türk dünyasındaki yenileşme hareketleri, modernleşme hareketleri cumhuriyetçiydi. Hem Kırım'da Ahali Cumhuriyeti kurulmuştu 1910 yılının başında merhum Numan Çelebi Cihan'ın başbakanı olduğu. Yine 1910'lu yıllarda Kazakistan'da Alaşorda bir cumhuriyet olarak kurulmuştu. Bir meclise dayanmaktaydı, bir anayasaya dayanmaktaydı. Halkın iradesini önemsemekteydi. Aynı şekilde Buhara Cumhuriyeti bir devlet olarak, bir cumhuriyet olarak halk iradesine dayanmaktaydı. Ve yine en önemlisi 1918'deki Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, merhum Mehmet Emin Resulzade'nin kurmuş olduğu devlet, parlamentolu, anayasalı, demokratik bir cumhuriyetti. Ve bu anlamıyla hem Cenubi Garbi Kafkas hükümetine hem de Trakya Paşaeli Cumhuriyeti'ne kaynaklık teşkil etti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce 29 Ekim 1923'ten önce biz 1900'lü yılların başından itibaren Türk ve İslam dünyasında cumhuriyeti, demokratik meşruiyeti, halk iradesini kabul etmiş olan bir milli ve demokratik devrimle, milli ve demokratik yükselişle karşı karşıyaydık ve bana göre Türkiye Cumhuriyeti hem Osmanlı İmparatorluğu'nun birinci ve ikinci meşrutiyet devrindeki siyasal geleneğini üstlendi Mustafa Kemal Paşa'nın nezdinde hem de Türk ve İslam dünyasındaki bu cumhuriyete ve demokratik meşruiyete dayalı siyasal geleneği bütünleştirmek suretiyle yine Türkiye Cumhuriyeti'ni ne tam doğuda ne tam batıda kendi milli perspektifi içerisinde kendi tarihsel geleneği ve devlet yapılanması içerisinde özge bir modelle inşa etmeyi başardı. Bu yönüyle Türk inkılabı bir batıllaşma cereyanı mıdır? Bu yönüyle Türk devrimi tek yönlü bir batıllaşma istikameti midir? Bu çok tartışılan konudur tarihçiler arasında, sosyal bilimciler arasında. Ben bunun bu yönde olmadığını ifade ediyorum. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle Türk modernleşmesini muasır medeniyetler, çağdaş devletler, çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkmak olarak tarif ediyor. Yani bu batıda yer almak değildir. Bu yalnızca Batı'nın ilmini, tekniğini, fennini almak manasına gelmeyecektir. Türkiye'nin tarihten getirmiş olduğu bir takım geri kalmışlık sorunlarını,
bir takım meselelerini ve sıkıntılarını hiç şüphesiz ki bir kalkınma ruhuyla, bir kalkınma hamlesiyle yeni bir cumhuriyet ilkesi etrafında ortadan kaldırabileceği ve bugün 100. yılını idrak etmiş olduğumuz bir başarı hikayesini bence Doğu ve Batı arasında kendisine bir Türk kimliği etrafında, Türk değeri ve geleneği etrafında bir cumhuriyet düşüncesi inşa etmiş olarak oluşturuyor. Ve bu çerçeve içerisinde ben Türk Cumhuriyetlerindeki ve Türk dünyasındaki bu fikrin öncüleri olan merhum İsmail Gaspıralı'yı, Azerbaycan'dan Hüseyinzade Ali Bey'i, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal ve bugün vefat yıldönümünü andığımız, idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri banilerinden, kurucularından birisi olan Ziya Gökalp Bey'i rahmetle anıyorum. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir babaları olarak, entelektüel öncüleri olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün hiç şüphesiz ki çok istifade ettiği, yararlandığı anayasal düzeyde bir cumhuriyet fikrini meydana getirmiş olduğu değerlerdir, önemli şahsiyetlerdir. Sözlerime son verirken genel bir değerlendirme, genel bir toparlama yapmak istiyorum. 100 yıl milletlerin, devletlerin hayatında uzun bir süre gibi görünmeyebilir. Evet, en az 4000 yıldır devletler kurma alışkanlığına ve geleneğine sahip olan bir millet olarak tarihi evrelerin son halkası olarak bu 100. yılı, son asrı ifade edebiliriz. Fakat dünyada bugün Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 400'den fazla devlet var. 400'den fazla millet var. Bunların pek azı kurmuş oldukları devletleri 100 yıl yaşatmak iradesine, maharetine sahip olabilmişlerdir. Niçin? Türkiye Cumhuriyeti Madagaskar'a benzemez. Türkiye Cumhuriyeti Lüksemburg gibi bir ülke de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Norveç gibi bir ülke gibi de değildir. Bir kere Cumhuriyet kurulduğu gün itibariyle tarihsel ve jeopolitik bir takım sorunları devralmış bir devlettir. Devralmış bir alandır, coğrafyadır. Balkanlarda, Kafkasya'da, bugünkü Orta Doğu'da, Arap Yarımadası'nda ve Akdeniz'de hiç bitmeyen tarihsel sorunların ve ihtilafların merkezinde bir Türkiye Cumhuriyeti konumlanmıştır. Balkanlar hala etnik meselelerin çok yaygın olduğu, Kafkaslar bugün Karabağ sorununun haline rağmen hala kaynamaya hazır. Maalesef Gazze'deki İsrail işgali de göstermiştir ki Orta Doğu'daki meseleler bitmek bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezinde yer almış olduğu bir sorunlar adasıdır, sorunlar alanıdır. Bu sorunlar adası ve alanı içerisinde bir devletin güçlenerek geride 100 yıllık bir mücadeleyi bırakmış olması bana göre çok kıymetlidir. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda askeri müdahalelerin, halkın iradesine yapılmış olan askeri müdahalelerin de cereyan etmiş olduğu, demokrasinin kesintiye uğramış olduğu bir takım inkıtaları da yaşamıştır. Buna rağmen halk yeniden kendi iradesini sandığa yansıtarak demokrasiyi ve milliliği inşa etmeyi becermiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti yeteri kadar güçlenmesin, büyümesin diye özellikle 1984'ten günümüze PKK terör örgütü bölgesel güçler ve bölgeye müdahale eden bazı güçler tarafından Türkiye'ye karşı oluşturulmuş, Türkiye Cumhuriyeti 1984'ten itibaren terörle aktif bir mücadele yürütmüş, 50 binden fazla insanımızı şehit verdiğimiz, milyarlarca doları vakfettiğimiz, harcadığımız ve buna rağmen kendisi ayakta kalabilen, zeminini güçlendirmiş, bugün Suriye'de ve Irak'ta terör unsurlarına karşı etkili müdahalelerde bulunabilen, topraklarına terör gruplarının girmesine mani olmuş, terörle etkin mücadele eden ve zeminde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olan bir ülke olmayı başarmış. Bu yönüyle neden 100 yılın ehemmiyetli ve önemli olduğunu vurgulamaya gayret sarf ettik. Bugün Türk dış politikası Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız dönem ve gün itibariyle Akdeniz'de etkili bir ülke, dünyanın her yerinde adil ve insani olarak dış politikasını yürütebilen bir ülke olma eğilimindedir. Bugün Türkiye'nin gücü, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Türk dünyasıyla kurmuş olduğu siyasi ve stratejik münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı'nın
özellikle son 10 yıl içerisinde gelmiş olduğu siyasi hüviyet ve konum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la ortak harekatı ve kardeşliği ve işbirliğinin Karabağ'da bir istiklal meydana getirmiş olması, Karabağ'ın tamamıyla Ermeni işgalinden kurtarılması ve Orta Koridor dediğimiz Azerbaycan'ın merkezinde yer almış olduğu Karabağ geçişi, yani Türkiye'nin bugün karayolu, hava ve demir yolu itibariyle Orta Asya'ya, Türkistan'a bağlanabileceği, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bugün Asya'dan Avrupa'ya uzanan enerji güzergahlarının Akdeniz'deki en önemli güvenlik noktalarından ve geçiş noktalarından biri olabileceği yepyeni bir dönemle karşı karşıyayız. Bütün tartışmalara rağmen, Türkiye'deki bütün siyasi yorum farklılıklarına, ihtilaflara rağmen Türkiye Cumhuriyeti bir bölge gücü olma ehemmiyetiyle, bir bölge gücü olma iddiasıyla kendi alanını bugün muhafaza edebilen bir nokta. Dünyanın her yerine yardımlar yapabilen, 200 üniversitesini Gazi Üniversitesi örneğinde görüldüğü gibi ayakta tutmuş ve bu çerçeve içerisinde bilimde, sanatta, ekonomide, sanayide, savunma sanayinde millileşmeyi ve yenileşmeyi ön plana çıkartmış olan hamleler yapmış. Bu bütün hükümetlerin ortak eseridir. Bu yalnızca siyasal bir yorum olarak ortaya çıkarılamaz. 100 yıllık cumhuriyetin ortak eseridir. Bugün Kıbrıs meselesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının konuşulabildiği bir noktaya geldiyse bu 100 yıllık cumhuriyetin eseridir. Bugün Filistin meselesinde Türkiye Cumhuriyeti arabulucu ve garantör olarak dünya tarafından söz dinlenen bir ülke haline gelmişse bu 100 yıllık dış politikasının eseridir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti terörle etkili mücadele edebilen bir ülke konumuna gelmişse ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Türk dünyasıyla gönül bağını kuvvetlendirilmiş bir jeopolitik güç olarak bir Türk dünyası yüzyılı, bir Türk yüzyılı inşa etme hedefini ortaya koyabilmişse bu hiç şüphesiz ki Mustafa Kemal Paşa'dan başlayarak Cumhurbaşkanlığı vazifelerini deruhte etmiş olan başta milli mücadele kadromuz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan milyonlarca insanımızın alın teridir, irfanıdır, şehitlerimizin kanıdır. Onların hudutlarımızda vermiş oldukları mücadele ve şehadetleri hiç şüphesiz ki bugün 29 Ekim 2023 tarihinde gururla ve huzurla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını idrak edeceğimiz, kutlayacağımız büyük bir tarihsel dönemeci bizlere getirir. Bizim için bir gurur vesilesidir. Böyle bir tarihe tanıklık ediyor olmak, şahitlik ediyor olmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrı için öğrenciler yetiştirebilecek, onun ilim dünyasına, fikir dünyasına katkılar verebilecek bir mücadelenin parçası olmak. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını, kucaklayacağımız ikinci yüzyılını nice başarılarla kutlamayı, nice başarılarla anmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, milli mücadelemizin ifasında yurdumuzun bir ve bütün olarak bugün devletli ve vatanlı olarak ayakta kalmasında hayatını kaybetmiş olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük emekleri olan milli mücadele önderlerimizi ve bütün başarılı siyasetçilerimizi, kıymetli siyasetçilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ve bu çerçeve içerisinde bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına da şahitlik eden bir kurum olarak 1926'dan bugüne eğitim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in ismiyle müsemma Gazi Üniversitesi'nin de kıymetli eğitim bilimleri enstitüsüne çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir toplantıyı tertip ettikleri için bizi gençlerimizle, bizi kıymetli akademik ve idari personelimizle buluşturdukları için ben 2019'dan sonra ilk defa Timsah Karabekir Hanımefendi'yle aynı oturumda yeniden konuşuyorum. Çünkü Amasya Protokolü'nün ve Amasya Tamimi'nin 100. yılında da sizinle Amasya'da bir panelde yine şerefle bir konuşma yapmıştım. Her iki toplantı da benim için hayatım boyunca saklayacağım kıymetli şeref nişanesi olacaktı. Çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için, kıymetli varlığınız için ellerinizi öneririm. Saygılar sunuyorum. Benden saygılar, teşekkür ediyorum. Sinan Hocam, bizlerle paylaşmış olduğunuz bu kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşmaydı.
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı anısında düzenlenen Tarih ve Gelecek Milli Mücadeleden Cumhuriyet adlı programımız burada sona ermiştir. Gerek konuşma yapan kıymetli hocalarımıza gerekse programa katılan değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor ve bu vatan için mücadele etmiş, canlarını seve seve feda etmiş olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Nice yüzyıllara diyoruz. Hocalarımızın başka bir katkısı var mıdır? Programı sonlandırmadan önce bir söz almak isteyen hocam varsa. Büşra Hocam, Buyurun hocam. ben söz alayım. Öncelikle Buyurun Timsal hocam. Hanım Efendi'ye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Canlı canlı bir tarihi görmek, Evet. Karabekir Paşa'nın en yakınında olan, canından bir parça olan insandan bunları dinlemek, tarihi dinlemek, onu ilk ağızdan dinlemek çok onur verici, gurur verici. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bu üniversitede Sinan Hocam vesile oldular. Değerli hanımefendiyi buraya konuk ettiler. Ondan dolayı Teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum. Tabii Ben ki teşekkür ederim. bir ülkenin, bir milletin bitti dediği yerde müthiş kahramanlar çıkıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere biz bitti demeden bitmez diyor. Ve Samsun'dan bir mücadeleyi başlatıyorlar. O çelik yüreklerle yollarına devam ediyorlar. Gerçekten müthiş bir serüven, gerçekten müthiş bir çaba, gerçekten müthiş bir emek. Tabii ki her zaman söylediğim gibi birileri uyumadığı için biz uyuyabiliyoruz. Doğru. Birileri canlarını verdikleri için, kanlarını döktükleri için bizler bugün buralarda hocalık yapabiliyoruz, öğretim üyeliği yapabiliyoruz. Hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle Timsal Hanımefendi ellerinizden öpüyorum. Can. Saygılar sunuyorum. Estağfurullah. Geldiniz, şeref verdiniz. Ben Sinan Hocam da şerefli. buna vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şey varsa son kapanışı sizden alalım. Buyurun. Hocam da mı? Sanırım. Evet. Evet. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Allah'ın bir lütfu ki bu 100. yıla bizlere şahit etmesi. Yani hakikaten büyük bir şeref ve dünya durdukça Cumhuriyetimiz inşallah duracaktır. Bayrağımız her zaman yücelecektir. Gençlerimiz çok güzel geliyorlar sayenizde, hocalarımızın sayesinde. Onlara da çok hem gayret hem de yılmadan çalışma nasip etsin. Yani babamın bir sözü şöyle, cihan yıkılsa Türk yılmaz. Böyle bir marşı var. İnşallah bütün gençler bu marşı öğrensinler diyorum. Yılmak yok. Yılmak yok. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Çok selamlar, sevgiler. Çok Teşekkürler sağ olun. ediyorum. Allah ömrünüzü arttırsın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. O halde programımızı sonlandırabiliriz. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyoruz.